köşenize çekilmiş biri olarak zannediyordum. Ama programınız o kadar yoğun ki aslında siz bayağı aktif çalışıyorsunuz. Köşenize çekilmiş biri olarak zannediyordum. Ama programınız o kadar yoğun ki aslında siz bayağı aktif çalışıyorsunuz. Fevkalade aktif bir insanım, sanatçıyım. Özellikle bu yıl, 2007 yılı bütün dünyada Hazreti Mevlana'yı bir kere daha algılayabilme, onun görüşüyle, onun bakışıyla hayata ve de onun sahip olduğu, benimsediği özelliklere bakabilme adına UNESCO'nun bir duyurusu, tavsiyesi söz konusu olunca benim mensubu olduğum Kültür Bakanlığı'nın birimi, ben sanat yönetmenliğini yapıyorum. Çok ciddi bir yoğunluk içerisine girdik bütün dünyada. O yüzden de yurt içi yurt dışı durmadan koşuşuyorum. Ayrıca ben de şunu söyleyeyim. Ben de bu programda olmaktan çok mutluyum. Bu sevgili kardeşimle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisi bir Türk sanatçısı olarak hem müziğinde hem diğer dallarda her an kendini aşmak için her türlü araştırmayı ve direnci gösteren dirayetli bir genç arkadaşım, kardeşim. Kendisini yürekten paylaşıyorum ve takip ediyorum ve onun başarıları beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben bugün aslında bayağı iddialıydım. Sizinle karşılıklı böyle bayağı hani derler ya tabiri caizse çatır çatır Türk sanat müziği okumakta bayağı iddialıydım. Yine nezle oldum. Yine nezle oldum. Yine okursun. Evet, ağızlar kapalı falan. Evet, ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hiç şüphe yok. Biraz kül, biraz duman. O benim işte. Evet. Haydi bakalım.
genç kızları görüyorsunuz. Maşallah. Maşallah. Hala çok hayran hayran bakıyorlar. Gözlerinden pırıltılar çıkıyor. Bak evet diye bağıranlar bile var. Peki. Teşekkür ederim. Biz bir şey sormak istiyorum sadece onlara. Tabii. Nedir etkileyici buldunuz? Bir genç bayan olarak. Hale gece kendisi. Gözleri değil mi? Evet, evet. Şarkı söylerken de bence sesiniz bir enstrüman gibi. Yani bir erkekte herhalde bir kadına en çekici gelen şeylerden biridir. Gözler, ses.